Merhaba, 73. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor program. Bugünkü başlığımız, konumuz İstanbul nasıl büyüdü, büyütüldü? Konuğumuz Profesör Çağlar Keyder. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün biz İstanbul üzerine yakın tarihteki olayların biraz etkilerini irdelemek istedik aslında. Sizi onun için davet ettik. Bilmiyorum nereden alalım ama bende şöyle bir akış var. İstanbul örneğin Cumhuriyet kurulduktan sonra, hatta Ankara'nın başkent olmasından sonra sanki benim gözlemim, tarihe şöyle bir baktığım zaman bir yalnızlık yaşıyor uzunca bir dönem. Belki buradan alarak başlayabiliriz. Ama siz tabii istediğiniz şekilde ele alabilirsiniz. Son derece açık ve özgür bir şekilde konuşacağız. Teşekkür ederim önce davetiniz için. Evet, gerçekten Cumhuriyet'in kuruluşu ve tabii ondan önce Dünya Savaşı İstanbul'u bayağı zorluyor. Birinci Dünya Savaşı öncesi İstanbul'un belki en kozmopolit, en karmaşık, en hareketli olduğu bir dönem. Nüfus 1 milyon civarında tahmin ediyoruz. Ve nüfusun içinde tabii zaten imparatorluğun bir parçası olduğu için gayrimüslimler var. Ayrıca da bir yabancı nüfus var. Bu yabancı nüfus Akdeniz'in bütün büyük şehirlerinde olan bir nüfus zaten. İnsanlar ekonomik fırsatları değerlendirmek için geliyorlar buraya. Ve bir şekilde tabii farklı pasaportlarını da sürdürerek geliyorlar. Nüfusun aşağı yukarı %15'i yabancı o dönemde. Fakat tabii çok bölünmüş bir şehir tahmin edersiniz. Yani Pera, Beyoğlu, yabancıların, gayrimüslimlerin daha fazla olduğu, işte bildiğimiz Fatih Harbiye meselesinden çıkarak söyleyebiliriz ki tarihi yarımada eski hüviyetini devam ettiriyor. Daha fazla Müslüman ağırlıklı. Tamamen değil tabii. Yani Kumkapı, Aksaray'da Ermeni, Rum nüfusları söz konusu. Ve Birinci Dünya Savaşı bayağı bir büyük bir kopuş diye düşünebiliriz. Çünkü savaş sırasında çok insan ayrılıyor buradan. Savaş bittikten sonra da biliyorsunuz zorunlu mübadele var. Zorunlu mübadele gerçi İstanbul'da oturan Rumları etkilemiyor. Fakat yine de tabii epi ayrılan oluyor. Ve de bunun üzerine biraz önce söylediğiniz Ankara'nın başkent olması ve İstanbul'un kendi haline terk edilmesi gibi bir şey ortaya çıkıyor. İstanbul'a biraz şüpheyle bakıyor cumhuriyetçiler. Niye olduğunu tahmin edersiniz. Yani gerçi İzmir kadar gavurlukla suçlanmıyor fakat bir Bizans, yani kafalarda öyle bir şey var, bir Bizans olayı var. O Bizans böyle bir işte hilekar, komplocu, bürokratik ve fazla lükse düşkün. Bu yeni bir cumhuriyet için tabii bunlar pek kabul edilebilecek şeyler değil. Yani yeni cumhuriyet daha böyle bir, yani modernist demeyelim ama kuru ve ne olduğu belirli, işte düz çizgili, fazla bir belirli kalıplara sahip. Evet, belirli kalıplara sahip, fantezisi olmayan filan bir yer. Yani Ankara çok uygun bu modele tabii, tahmin edersiniz. Çünkü kupkuru bir yer sonuçta. Ve de eskiden kalma bir mirası yok. Yani yeniden, sıfırdan yapılabilecek bir yer. Ve bütün kaynaklar da yavaş yavaş Ankara için. Mecburen, çünkü Ankara'da bina yok, hiçbir şey yok, otel yok, meclis yok vesaire. Yani Ankara'yı hakikaten inşa etmek gerekiyor.
Ama tabii yani bu sırf maddi mesele değil. Çünkü aynı zamanda Mustafa Kemal'in de bayağı bir şeyi var. Bir hiç olmazsa bir mesafe alması söz konusu İstanbul'a karşı. Ve biliyorsunuz 5-6 sene gelmiyor buraya. Geldiği zaman tabii iştiyakla karşılanıyor. Fakat yine de böyle bir soğukluk söz konusu. Sonra tabii İstanbul o 1 milyon nüfusa tekrar ulaşması bayağı sürüyor. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası ancak ulaşıyor. Ve biliyorsunuz 1950'de dahi nüfus 1 milyonu biraz aşıyor. Yani çok fazla değil. Yani İstanbul'un bir epey bir eklipsi söz konusu. Yani tam bir şehir öldü denecek durum yok. Gerçi şehir öldü diye öyle bir takım kitaplar da çıkıyor o sıralarda ama yani bir hakikaten Ankara'ya kıyasla demeyeyim ama kendi tarihine kıyasla epey bir gölgede kalmışlık söz konusu. Oluyor. Şimdi demin siz de oraya girdiniz, daha doğrusu tarihsel akışta yaklaştınız. Bu 50'lerde, işte 45'te bu çok partili döneme geçiş ve 50'ler boyunca işte Demokrat Parti. Hı hı. Burada bir değişim oluyor mu? Yani bu yalnız kalışa göre ya da gölgede kalma durumunda. Çok büyük bir değişim oluyor. Çünkü yani iki dünya savaşı arası zaten bir duragan bir dönem. Önce bir yani 1920'lerde aslında görünürde bir yeniden doğuş söz konusu. Çünkü 1920'lerde epey yabancı yatırım geliyor, işte yeni bankalar açılıyor vesaire. Fakat tabii 1930'lar büyük kriz. Sonra da savaş. Yani savaş sırasında pek konuşmayız aslında bunu ama çok büyük bir mobilizasyon var. Yani 3 küsur milyon insan cephelere gönderiliyor. Tabii hepsi aynı anda değil ama dolayısıyla tarımda da yani kırsalda da öyle bir fazla nüfus olma ihtimali çok az. Fazla nüfus olmayınca da tabii göç olma ihtimali çok az. O yüzden de İstanbul gayet nüfusunu ancak muhafaza ediyor. Ama 1945 sonrasında İstanbul'a gelen çok insan var. Bazıları bunların parayla geliyorlar, yani paralarıyla beraber geliyorlar. Evet. Çünkü biliyorsunuz savaş sırasında kara borsa alıp yürüyor. Anadolu'da yeni zenginler ortaya çıkıyor. O yeni zenginler gelip apartman alıyorlar kendilerine vesaire. Ama bir yandan da tabii göç başlıyor. Yani 1950'ler zaten yani belki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda kalsaydı aynı şey olacaktı muhtemelen. Fakat Demokrat Parti'nin gelmesiyle beraber yeni bir kalkınmacılık ortaya çıkıyor. Yani kalkınmacılık böyle çok planlı vesaire bir şey değil ama İşte Amerikan yardımı var bir yandan. Bir yandan bir Demokrat Parti'nin deklare edilmiş bir pazar piyasa yandaşlığı var. Dolayısıyla bir fırsatlar söz konusu. Fırsatları insanlar küçük bir takım yatırımlar yaparak da değerlendiriyorlar. Yavaş yavaş belki o küçük yatırımlar birazcık daha büyüyor. Ne bileyim 25-30 kişi çalıştıran atölyeler haline geliyor. Ve de bununla beraber göç yavaş yavaş başlıyor. Yani 1950'deki işte 1 küsur milyonluk nüfus 1970'te 4 milyona falan çıkıyor. O meşhur İstanbul'un taşı toprağı altın meselesi, meselesi de galiba. Yani bunu biliyoruz filmlerden, işte bazı romanlardan. Ve çok hızlı bir dönüşüm. Yani biliyoruz zaten 1950'lerde 1 milyon, işte 2000 yılında 10 milyon. Yani korkunç bir yükseliş aslında nüfusta. Fakat çok da anormal değil çünkü İstanbul benzeri birçok şehirde benzer bir dinamik söz konusu. Yani bu İkinci Dünya Savaşı dönem işte Amerikan hegemonyası altında ve de bizim gibi ülkelerin kendi kalkınma modellerini sürdürebilme imkanları var. Yani çok böyle üzerlerinde bir neoliberal baskı yok.
Dolayısıyla ithal ikamecilik yapabiliyorlar, işte paralarını kontrol edebiliyorlar nispeten. Amerika'dan epey yardım alınıyor, yani çok büyük olduğunu söylemek zor ama yani dışarıdan da bir takım kaynaklar sağlanabiliyor. Dolayısıyla inişli çıkışlı fakat nüfusun artması açısından istikrarlı bir dönem. Tabii bu yani İstanbul'u bir büyütme dönemi, biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Fakat o büyütmenin bir takım boyutları var, onların altını çizmek gerekiyor. En önemli boyut, yine dediğim gibi İstanbul'a benzer çok ülkede, çok şehirde aynı dinamikler söz konusu. En önemli boyut mekan, yani konut olarak konut nerede olacak? Bu insanlar nerede yatacaklar? Bu tabii her ülkenin koşulları farklı. Yani tarihi koşullardan dolayı farklı. Bazı ülkelerde çok böyle bir işte yani kötü şartlarda yaşayan insanlar söz konusu. Yani tam böyle slum dediğimiz olay. Bazı ülkelerde özel mülkiyeti almak isteyen insanlar gelip bayağı yani siyasi anlamda sorun çıkarıyorlar. Ama Türkiye'nin bir özelliği biliyorsunuz çok yakın zamana kadar işte İstanbul'un şu anda meskun alanının neredeyse yarısı devletin elindeydi. Yani hazine toprağıydı. Ve de gelenler açısından da en kolay üzerine oturulabilecek yer bu hazine toprağı. Dolayısıyla gecekondu meselesi ortaya çıkıyor. Şimdi gecekondu aslında tabii dediğim gibi sadece Türkiye'ye özel bir şey değil. Çünkü her yerde gecekondumsu şeyler, daha doğrusu insanların kendi kendilerine yaptıkları evler meselesi ortaya çıkıyor. Türkiye'de ama biraz daha kolay yapılan bir şey bu. Çünkü hazine toprağına gelip oturmak, orada bir gecekondu inşa etmek çok da büyük tepki görmüyor sonuçta. Tabii tepki var, ideolojik tepki daha yüksek aslında. Gazetelerde işte bu köylüler geldiler bizim toprağımıza vesaire. Pek hoşlanmıyor İstanbul'un esas nüfusu, evet, eski nüfusu olaydan. Fakat devletin cebri bir tepkisi de fazla olmuyor doğrusu. Evet. Bu arada ben yavaş yavaş tarih içerisinde günümüze doğru yaklaşmayı da arzu ediyorum. Sırada bir şey var. Yani 68'de işte bütün dünyada sol açılımlar işte güçleniyor. 70'li yıllar onun etkisinde geçiyor. Tabii bu bahsettiğiniz gecekondu olayı siyasi bir olgu olarak da artık kabul görüyor ve onunla çok beslenir bir gerçek halinde. Ve ondan sonra 80'e doğru geliyoruz ama bu 70'lerde bu gecekondu olayının daha çok geliştiğini söyleyebilir miyiz? Yani daha toleranslı yaklaşıldığını diyelim veya. Yani şöyle bir şey var. İki türlü gecekondu olayı var. Bir tanesi devletin ya da devletin siyasetçilerinin diyelim, çeşitli nedenlerle bu olaya tolerans göstermeleri ve bir kere başladıktan sonra da çeşitli şekillerde olayı kolaylaştırmaları. Yani işte bir mahalle ortaya çıkınca ufak bir nümayişle ya da ufak bir hareketle o mahalleye otobüs vermek, işte biraz sonra kanalizasyon bağlamak, biraz sonra okul açmak. Tabii bütün bunların başında cami açmak geliyor. Evet. Cami açmak ama daha çok halkın kendisinin inisiyatifiyle oluyor. İkinci bir olay ise biraz da bu gecekondu meselesine bir sosyal hareket olarak bakmak. Yani sosyal hareket olarak baktığımız zaman da bu gecekondu yapmak için gelenler ya da İstanbul'da oturmak için gelip de gecekondu yapan insanlar bir müddet sonra sol hareket tarafından da benimsenmeye başlanıyor. Özellikle 71'den sonra. Benimsenmek yani bu mahalleleri devrimci potansiyeli olan nüfuslar olarak görmek şeklinde.
Tabii bu çok uzun sürmüyor. Çünkü bir müddet sonra, yani bir müddet dediğim 15 belki 20 sene sonra bu mahallelerde de bir çeşitlenme söz konusu. Yani ilk başında gelip de toprağı alanlar ve kendilerini işte polise karşı, bilmem belediyeye karşı korumaya çalışan insanlar bir müddet sonra bayağı mülk sahibi insan olarak ortaya çıkıyorlar. Ve mülk sahibi insan olarak ortaya çıkınca da daha sonradan gelenlere karşı bir yavaş yavaş bir şey gelişiyor. Tepki gelişiyor ve bir dolayısıyla bir... Yani bir bölünme söz konusu olmaya başlıyor. Daha sonradan gelenler işte daha kiracı oluyorlar vesaire. Ama yani mesela 1980'lerde İstanbul daha bir böyle küresel akımlara açık bir hale geldiği zaman belediye başkanları, belediye reisleri o gecekondu bölgelerindeki bu toprakların bu şekilde işgal edilmesine karşı bir tutum geliştiriyorlar. Bu 80'de tabii önemli 80 darbesi var. 80 darbesinden önce de galiba 24 Ocak kararları diye bildiğimiz işte bu belki de neoliberal politikaların başlangıcını sayabileceğimiz bir dönem var. Özal daha sonra zaten 80 darbesinden sonra da bunun yürütücüsü de oluyor. Şimdi burası önemli galiba. Evet. Çünkü hem para akımına açılıyor ülke dışa açılma adı altında. Dolayısıyla bu sizin söylediğiniz önemli. Tamamen değişiyor galiba. Olay değişiyor çünkü belediye başkanları diyorlar ki biz burayı aslında daha iyileştirmek istiyoruz. Yani bu mahalleleri böyle bırakmak istemiyoruz. Ve bir şekilde mesela adam diyor ben diyor burada bir arsa bırakmak istiyorum. Çünkü burada yeni bir iş binası, iş merkezi açacağım veyahut da yeni bir hastane açacağım yahut da bilmem bir üniversite kampüsüne burada yer ayıracağım gibi bir tutum çıkıyor ortaya. Yani dolayısıyla eskisi kadar tolerans kalmıyor bu işgalcilere karşı. Zaten bir yandan da bu sıralarda hatırlarsınız bir şey retoriği gelişiyor. İşte burada arsa mafyası var. Zaten bütün işgal olayını onlar düzenliyor. Dolayısıyla haksız bir kazanç söz konusu. Evet. Yani o popülist yaklaşım ilk başlarda bayağı geçerli ve de ilk başlarda popülist yaklaşım işte iktidarın çeşitli tabakalarının bu işe iyi bakmalarını sağlıyor. Fakat daha sonra bir yandan siyasi bir tepki olarak oluşan bir gecekonduculuk söz konusu. Yani solcuların gecekondulara intisap edip gecekondu hareketlerini belirlemeleri meselesi. Bir yandan da bu yani neoliberalizm başlangıcı diyebileceğimiz, işte bir özelizm diyebileceğimiz olay. Ve orada da belediye reislerinin özellikle bu toprak işgalini şey olarak görmeleri, yani gelip bizim toprağımızı alan insanlar, bunlar kriminal bir olay, dolayısıyla bunları suçlu bunlar gibi görmeleri. Evet. Şimdi sizin ben bir ya yazınızdan okudum ya dinledim, tam olarak hatırlayamadım şimdi. Siz bir de bu dönemde şöyle bir cümle sarf ettiniz. İstanbul hizmet, yani bu 80'lerde neoliberal politikaların başlamasından sonra bir İstanbul'da hizmet sektörünün geliştiğinden bahsettiniz ve şehrin mekanlarının da bu hizmet sektörüne devrolduğunu hatta satıldığından bahsettiniz. Aslında bu ilginç. Buradan belki devam edebiliriz, biraz açabilirsek. Tabii. Yani şöyle bir şey var. 1980'lerde Özal'ın gelmesi tabii ki şey değil yani. O dünyadan bağımsız bir şey değil. Evet. Bütün dünyada 80'lerde önemli değişiklikler oldu. Doğru. İngiltere'de Thatcher dönemi vesaire. Tabii Thatcher dönemi, Reagan dönemi vesaire ve de yani bu İkinci Dünya Savaşı sonrası daha bir sanayileşme meselesi çok ön planda biliyorsunuz. Dolayısıyla sanayinin en büyük şehirlerde böyle temerküz etmesi de çok kabul edilir bir şey. İstanbul'da zaten bu ithal ikameciliğin merkezi İstanbul. Çünkü hem işçiler burada hem pazar burada. İnsanlar da buraya tabii yatırım yapmaya çalışıyorlar.
Ama 80'lerde olay değişmeye başlıyor. Yani ekonomi, dünyadaki ekonomi çok farklılaşmaya başlıyor ve dediğiniz doğru, hizmetler ön plana çıkıyor. Mesela 80'lerde İstanbul'daki en önemli hem ekonomik hem sosyal değişme dışarıdan gelen bir sürü banka birdenbire ortaya çıkıyor. Bir sürü bilmem lokanta ortaya çıkıyor. Bir sürü alışveriş merkezi ortaya çıkıyor. Yeni dükkanlar, bütün Avrupa şeyleri, isimleri de tahmin edebileceğiniz. Tanıdık markalar vesaire. Markaların hepsi burada vesaire. Ve bununla beraber işte dalan sürecini yaşıyor İstanbul. Dalan süreci de bu yani şeyden, sanayiden hizmetlere geçişin biraz zorlanması gibi düşünülebilir. Mesela Çerkezköy kuruluyor bu dönemde. Eskiden olmayan bir yer. Ondan sonra aynı şekilde Gebze tarafına epi bir sanayi göç ediyor. Zaten dalan işte Perşembe Pazarı'nı bilmem Haliç'in etrafını temizlemeye çalışıyor. Oradaki ufak şeyleri, atölyeleri vesaire. Yani İstanbul'un genel dağılması diyelim şeyin emeğin ve de iş gücünün epey bir farklılık. Şimdi biz bu istatistiklere bakmak çok zor burada biliyorsunuz belki. Çünkü İstanbul istatistikleri hep il istatistikleri. Oysa tabii şehrin kendisine baktığımız takdirde yani esas yoğun olan nüfusa baktığımız takdirde bunu görmek mümkün olacak. Yani eski iş gücüne bakalım mesela. İş gücünde işte sanayiyle ilişkisi olan iş gücünde düşüş göreceğiz. Hizmetlerde yükseliş göreceğiz gibi. Ama tabii şimdi mesela Çerkezköy'le bilmem işte İstanbul'un doğu sınırına baktığımız zaman pek bunu göremiyoruz. Çünkü onlar da işin içinde gibi gözüküyor. Fakat bu yani hizmetlere geçme meselesi bütün dünyada olan bir şey. Aşağı yukarı aynı dönemlerde oluyor ve şehirler, İstanbul gibi büyük şehirler ama gelişmiş ülkelerde olsun, az gelişmiş ülkelerde olsun, şehirler çok daha fazla işte hizmetlerin, alışverişin, kültürün, kültür sanayilerinin odaklandığı yerler olmaya başlıyorlar. Evet, aslında tabii 90'larda ilginç bir şey oluyor. Refah Partisi beklenmedik şekilde belediyelerde bir atılım yapıyor ve İstanbul Belediyesi'nde işte Erdoğan o zaman belediye başkanı oluyor diye 90'lı yıllarda. Bu, evet. Bunun İstanbul'a nasıl bir etkisi oluyor? Çok belirgin bir etkisi var mı? Bir de size tabii 90'larla ilgili şunu da sormak isterim. Hizmet sektöründen bahsettiniz. Aslında gelirleri yükselen bir grup yani insan da oluyor. Çok yüksek gelir elde eden. Böyle bir dengesizliklerin sanki arttığı da bir dönem. Tabii. Yani. Zaten yani 80'lerde bu şimdi çok daha fazla miktarda gördüğümüz lüks rezidanslar, villalar, işte korunaklı siteler vesaireler. Bunlar 80'lerde ortaya çıkmaya başlıyor zaten. Aynı şekilde büyük iş merkezleri, işte gayet lüks mağazalar, yeni lokantalar vesaire. Bu işte biraz önce söylediğim mesela bu Türkiye İstanbul'a yatırım yapan bankalarda çalışan insanlar birden onların gelirleri gerçekten yani Türkiye dışında benzer işler yapan insanların gelirleri kadar yükseliyor. Ne bileyim reklam ajantalarında aynı şey oluyor. Doğru, reklam ajansı. Yani bayağı bir polarizasyon başlıyor 80'lerde. 90'larda galiba biraz daha azalıyor ama çok da bunu tabii biraz, esas 80'lerde oluşuyor. 80'lerde çok yani. Hızlı başlıyor, evet. Şimdi belediyenin Refah Partisi'ne geçmesi meselesinde biliyorsunuz o biraz tesadüfi oluyor aslında. Evet. Yani aradan sıyrılarak kazanmak gibi seçimdi. Aynen öyle. Şimdi şey de 94 seçimi o. Ondan önceki seçimde biliyorsunuz Nurettin Sözen
belediye başkanı oluyor. Ve Nurettin Sözen bir şekilde bu biraz önce söylediğimiz olayı terse çevirmeye çalışıyor. Yani tam da terse çevirmiyor. Daha doğrusu popülist bir siyaseti devam ettirmeye çalışıyor. Evet. Bunu 80, dalandan farklı olarak diyorsunuz. Evet, dalandan evet. Farklı olarak ve 80'lerde oluşan bu diğer belediye başkanlarının bu olaya fazla sıcak bakmamasına rağmen Sözen, zaten Sözen'in yeniden aday olması söz konusu olunca Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı çıkıyor. Ve de Sözen'in yerine biliyorsunuz Livaneli'yi aday olarak gösteriyorlar. Ve Livaneli ile İlhan Kesici, o sırada ANAP'ın adayı, ANAP'ın galiba, evet. İkisi beraber %50 falan alıyorlar. Fakat Refah Partisi adayı Erdoğan %23 ile onları geçiyor. Evet. %50 almış olamazlar tabii, biraz daha az almış olur. Her neyse, yani böyle çok tesadüfi bir şey oluyor. Fakat Erdoğan ilk geldiği zaman bu yani popülizme doğru mu gidecek yoksa globalleşmeyi sürdürecek şekilde mi gidecek tam da belli değil. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor ne yapmak istediği. Çünkü yani aslında oylarını tabii bu gecekondu mahallelerinden alıyor. Gecekondu mahallelerinin içinde tabii o daha üste çıkmış, yani daha erken gelmiş dolayısıyla mülk sahibi olanlardan mı alıyor yoksa daha sonra gelip kiracı olanlardan mı alıyor, o da çok kesin değil. Muhtemelen birincisi. Fakat sonra yavaş yavaş bu küreselleşme meselesine bayağı angaje oluyor. Ve bir noktada belki hatırlarsınız, diyor ki İstanbul'a öyle her önlü, yani her isteyen İstanbul'a gelmesin, vizeyle gelsin ya, pasaporta gelsin falan gibi şeyler söylemeye başlıyor. Evet, böyle şeyler vardı hatırlıyorum. Evet. Ama ondan sonra gayet istikrarlı bir şekilde hep aynı siyasetin adayları kazanıyorlar. Evet, zaten 2000'lere geçişte Erdoğan bu sefer Türkiye yönetiminde var. Ama hiçbir zaman İstanbul'un yönetimini bırakmıyorlar. Evet, doğru. Şimdi 2000'li yıllara geldiğimiz zaman tabii bir AK Parti iktidarı var. Hı hı. 2002'den itibaren. Bu arada dışarıda Avrupa Birliği adaylığı mevzu var bizde, bu hareketli. Bir de ben buraya not aldım. Tabii bir de onun dışında dünyadaki teknolojik gelişme, işte o bilgi çağı denilen. Hı hı. 2000'li yılların başından günümüze kadar internetteki erişimdeki müthiş yayılma, hızlanma. Hı hı. Şimdi bunlar da tabii İstanbul'un büyümesine ya da büyütülmesine etken oluyorlar mı acaba diye bir sormak istiyorum. Ama evet. Bu arada 2000'li yılları da şey yapıp irdeleyebiliriz, evet. Son olarak. Evet, yani biliyorsunuz bu işte 2000 yılında 10 milyona erişti İstanbul. Çok evet. Önemli. Ve de 2000'li yıllarda çok daha fazla bir etrafındaki dinamiği yönetebilecek bir noktaya geldi. Yani bu ne demek? Burada yani İstanbul'un içinde merkezi olan bir takım şirketler mesela Bursa'da çalışıyorlar, mesela Çorlu'da çalışıyorlar, mesela bilmem şimdi bakarsanız belki Çanakkale'de de çalışacaklar vesaire. Yani İstanbul tam böyle bir yani global şehir tanımı çerçevesinde çeşitli yerlerden, kendi bölgesinin dışından gelen bir takım networkleri içinde tutan ve bu networklerin gerektirdiği elemanları bulabilen ve bunları istihdam edebilen bir yer olmaya başlıyor. Yani bir bölge merkezi olmaya başlıyor. Zaten yani bu İstanbul'un küreselleşmesi meselesi üzerinde çok duruldu bir ara. Yani İstanbul gerçekten bir küresel şehir mi? Eğer küresel şehirse diğer küresel şehirlere oranla nedir konumu? Yani kaçıncı sırada gibi. Ve de o zamandan beri de hakikaten bu işleri biraz daha böyle
olayın istatistiğini ve aritmetiğini hesaplayan insanlar İstanbul'da o listelerde görmeye başladılar. Ama o listelerde hiçbir zaman İstanbul ne bileyim mesela 50.likten daha yukarı çıkamadı. Gerçi çeşitli dönemlerde iktidarlar, yani aslında tabii şeyden bahsediyoruz, AKP iktidarından hep bahsediyoruz. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız, dolayısıyla şöyle olacak vesaire gibi bir takım projelerle ortaya çıktılar ama pek de olmuyor. Çeşitli nedenleri var muhtemelen. Yani Avrupa Birliği'nden söz ettiniz. Mesela Avrupa Birliği'nin talep ettiği veya Avrupa Birliği'nin özendirmeye çalıştığı bir hukuk ortamı tam anlamıyla hiçbir zaman oluşmuyor. Dolayısıyla dışarıdan gelecek yatırımlarda her zaman bir soru işareti söz konusu. Bazen teknolojiler kafi gelmiyor. Mesela internet ilk başlarda pek iyi işlemiyordu başka yerlerde işlemesine rağmen. Ama onların üstesinden kolay gelmek mümkün. Sonuçta yani biraz da coğrafyayla ilişkili bir şey bu. İşte 90'larda mesela bu eski Sovyetler Birliği'nin bir pazar merkezi olmaya doğru ilerledi İstanbul. Fakat o bitti. Yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından söylüyorum. 90'larda evet. Ondan sonra bir Orta Asya çıkarması söz konusu oldu. O da bitti. Tabii bu arada Orta Doğu'nun büyük bir kargaşa içinde olması, işte Lübnan'da iç savaş olması vesaire gibi faktörler İstanbul'a bir yeni olanak sağladı. İşte ne bileyim bir çeşitli kültür sanayileri, mesela televizyon diziciliği vesaire gibi şeyler İstanbul'da birden yükselmeye başladı. Yani bu coğrafya içinde İstanbul nispeten iyi bir konuma geldi sonunda ve de birçok dünya şirketinin bölgesel merkezi oldu mesela. Dolayısıyla o bölgesel merkezlerde çalışan insanlar İstanbul'da oturmaya başladılar. Ama yine her zaman bir takım engeller vardı. Yani mesela çok basit bir örnek ama burada oturmak isteyecek insanlar açısından da önemli. Yabancıların kendi çocukları için okul açmaları üzerinde mesela önünde epey bir engel söz konusu. Çünkü işte bizim eskiden kalma gayet korumacı milli eğitim statüleri var. Ve de onları aşarak istediğiniz bir okul açmak mesela çok zor olabiliyor vesaire. Yani ne bileyim bir İtalyan şehrine ya bir Belçika şehrine ya da bir Alman şehrine nazaran daha büyük engellerle karşılaştı İstanbul. Fakat onlara rağmen bir düzeyde bir böyle küreselleşme söz konusu oldu. Bu 2000'li yılların aslında ikiye ayırmak da mümkün. Yani bu AK Parti iktidarı dönemini belki yani özellikle işte 2013 Gezi olayına kadar çok daha İstanbul'u aslında daha dışa açık ve daha popüler görüyoruz. Bu son verdiğiniz evet, örneklerin çok daha işte yaygın olduğunu görüyoruz. Ama daha sonra bir tabii şey var, bir duraklama var. İşte son 2-3 senede de daha böyle kapalı bir durum var sanki. Evet. Bunun etkileri nasıl yani bunu, ve sonrası nasıl olacak acaba? Yani şeyden sonra yani AKP döneminin ilk başlarında biliyorsunuz bayağı bir liberal bir tutum söz konusu. Evet. Ve de özellikle AB ilişkilerinde gayet açık. AB, Avrupa Birliği'nden buraya gelip giden çok insan var o dönemde. İşte 2005'ten sonra şey başlıyor, adaylık süreci başlıyor zaten. 2005'ten diyelim ki böyle bir 2008'e 2009'a kadar da nispeten bir hoş bir dönem belki. Fakat yani kabahatin hepsi bizde değil. Çünkü Avrupa Birliği'nden de gayet nahoş tepkiler gelmeye başlıyor aynı dönemde. İşte zaten
11 Eylül'ün bir şeyi var, bir kalıntısı diyelim var. Bir önyargılı bir bakış var. İslamofobi gibi bir şey söz konusu. Ayrıca Doğu Avrupa'daki ülkelerin Avrupa Birliği'ne girmesi böyle bir sanki bir Hristiyan bloğunun oluşması anlamına da geliyor. Ondan sonra da tabii yani sağcı bir takım liderler, Sarkozy yahut da bilmem Merkel gibi, onlar da pek hoşnut değiller bu olaydan. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir husumet değil de bir soğukluk söz konusu muhakkak. O soğukluğa da tabii tepki oluyor. Yani iktidar partisi özellikle tepki gösteriyor. Ve onun sonucunda bir mesafe almak gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ve o mesafe almak sonunda nereye kadar varıyor görüyorsunuz. Yani işte komplo teorileri, Gezi'yi de onlar organize etti zaten, işte şunu da yaptılar, bunu da yaptılar vesaire gibi bir noktaya gelindi. Ve de yani onun neticesinde de tabii hem o yani komplo teorilerinin gayet açık bir şekilde ifade edilmesi, hem de onlarla beraber yani daha 2010'larda başlayan bir şey var, bir yani o neoliberal koşulların yavaş yavaş değiştirilmesi de söz konusu. Yani ne bileyim bu bağımsız bir takım kurullar var, bankacılık kuruluşu vesaire gibi. Kurumlar, onlar, evet. Onlarda bir onları bir değiştirme gibi bir şey oluyor. Ayrıca işte belki bunu daha önce duymuşsunuzdur, yani bir ihale kanunu onlarca kere değiştiriliyor mecliste. Bütün bunlar fazla güven veren şeyler değil. Onun için yavaş yavaş bir yani Türkiye aslında farklı bir yer ve kendi koşulları içinde tamamen kendi tayin ettiği boyutlar içinde devam ediyor gibi bir izlenim çıkıyor Avrupa'da da. O nedenle yani tam böyle bir o küreselleşme çerçevesinde oluşan bir beraberlik kayboluyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani bütün bunların olduğu sırada özellikle 2013 dediniz mesela Gezi olaylarından sonraki döneme baktığımız takdirde zaten bütün dünyada bir küreselleşmeden yavaş yavaş geri çekilme söz konusu. İşte bir yandan yani Amerika'nın kendi hegemonik konumunu kaybetmesi, bir yandan Avrupa'nın böyle giderek çok duragan bir ekonomiyle uğraşmaya mecbur kalması ve bir yandan da Çin'in bu kadar büyük bir hamleyle yepyeni bir model oluşturmuş olması. Yani ikili bir şeyden söz ediyoruz. Dolayısıyla yani o eskiden beklediğimiz küreselleşme dinamiğinin yavaşlaması veya hatta geriye dönmesi çok da şaşırtıcı olmuyor. Çünkü bütün dünyada benzer gelişmeler var diyorsunuz. Peki bu aslında tabii gelecekle ilgili de bilmiyorum. Benim çünkü başlıklarım bitti. Bundan sonrası için bir beklenti ne olabilir? Son söz olarak onu soralım. Şu anda bir şey söylemek çok zor. Çok zor, evet. Çünkü şu anda tam bir... Sanki bir geçiş dönemi mi var? Öyle bir durum var yani sanki. Yani bir karar dönemi sanki. Evet. Tam bilmiyoruz ne olacağını. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani bundan 20 yıl kadar önce mesela ben İstanbul'un bu kadar büyüme olayına geri dönersek, bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Çünkü o dönemde herkes... Ya bakın büyük şehirlerin büyüme hızı aslında düştü. Orta büyüklükteki şehirler daha hızlı büyüyor gibi bir tez vardı ortalıkta. Ve hakikaten yani rakamlara baktığınız zaman da öyleydi. Ama öyle olmuyor. Büyük şehirler sürekli büyüyorlar. Yani Bunu bütün dünya için söylüyorum. Bütün dünya için söylüyorum zaten. Yani onun için bunu iyi bence hatırlamamız gerekiyor. Yani dünya çok tuhaf bir yere döndü. Artık hakikaten her şey büyük şehirlerde oluyor ve giderek bu diğer şehirler epey farklı dinamiklerle ortaya çıkıyorlar. Yani epey farklı bir sosyal yapı, epey farklı bir eğitim yapısı. Bu çeşitli bağlamlarda yaratıcı sınıf denilen veyahut da yani hakikaten
O şekilde eğitilmiş ki birçok şeye eğilebiliyor, birçok şey yapabiliyor. Mesela o gruplar sadece büyük şehirlerde yaşıyorlar. Ve işte bu mesela son Amerikan seçimlerinde ortaya çıktı ki siyasi bakışları da çok farklı bu insanların. Yani büyük şehirlerde yaşayanlar liberal, işte daha böyle bir kimlik politikasıyla ilişkili vesaire. Daha orta yerlerde yaşayanlar zaten sanayinin çökmesiyle de, nedeniyle de daha tutucu olmaya doğru gidiyorlar. Ve de esas husumet sanki, yani esas karşıtlık liberal ve daha yaratıcı sektörlerde çalışan insanlarla geride kalmış ve daha böyle eskiden sanayi şehri gibi olan yerlerde yaşayan, fakat şimdi de epey bir işsizliğin olduğu yerlerdeki insanlar arasındaymış gibi. Almanya'da da aynı şey oluyor. İşte bu çeşitli popülist denilen aşırı sağcı popülist hareketler oralardan çıkıyor. Vesaire. Yani bir İstanbul'un bir noktada sanki daha duraganlaşacağı nüfus bakımından ve de tabii alan bakımından da gibi bir his vardı, öyle bir düşünce vardı. Ama pek gözükmüyor şimdi. Sanki böyle ilelebet büyüyecekmiş ve sonunda belki işte Çanakkale'den diğer şeylerle birleşecekmiş. Çanakkale'den Tekirdağ'a kadar yahut da işte öbür tarafta da Bursa'ya, dan Karadeniz'e kadar her yeri işgal edecekmiş İstanbul gibi bir durum var. Belki ezberi bozup buna nasıl hazırlanılabilir? Onun üzerine kafa yormak belki gerekecek. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Vaktimiz doldu çünkü. Bugün şehir hepimizin de Profesör Çağlar Keyder'le yakın tarihteki sosyoekonomik olayların İstanbul üzerine etkisini konuşmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Programlarımız önümüzdeki haftalarda devam edecek. Hoşça kalın.